Ee, Avrupa şu anda Fenerbahçe'nin aradığı kan bence Arda Güler gibi yetenekler, Samet gibi evet. kendini vitrine çıkartmak için azimli mücadele verenler. Bu tarz oyuncuları bulması lazım Fenerbahçe'nin ki bizim elimizde bu sene var bu oyuncular. Var bu. Ve Avrupa'da bence bize başarıyı o Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemde de kendini Avrupa'da ispatlamaya çalışan oyuncular evet. Galatasaray'ı Avrupa'da başarıya götürür. Yani bir Ferdi, bir İsmail yüksek potansiyeli yakalarsa Samet tamam. Evet. Oranın ilacı olur, olur. Ama ben e, şu anda Dünya Kupasında öyle bir yere geldik ki, kastettiğim Nisan-Mayıs ayında oydu. Deneyim çok önemli. 39 yaşında e, oyuncular, 37 yaşında Pırlo Ronaldo, e, 34-35 Messi, Brezilya'nın savunmasında yarım yamalak yaşını tamamlamış ama hala aslanlar gibi, Mendrek gibi top oynayan, Hı -hı. ileriye de katkıda bulunan bir stoper. Böyle oyuncularla oynanabiliyor. Ee, yani Atiba bile takımının bütün maçlarında neredeyse 90 oynayacak bir güç oluşturuyor, Kırkına gelmişken. Hı hı. Ee, yani tecrübenin devreye gireceği bir döneme geliyor Fenerbahçe. Genç ama tecrübeli profilden yanayım biraz da Evet. Bana. Ee, hani şimdi oyuncu var. Mesela Mbappe 23 yaşında abi. Muhtemelen e, kariyeri bittiğinde. 1000 plus'ın üstünde, 1000'in üstünde gol asist katkısı yapacak 23 yaşında. Kağıt üstünde bakarsak deneyimsiz deriz. Ama adamın 400 tane, 500 tane maçı var. Şimdi genç ama deneyimli oyuncular bulmakta da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz 20 yaşındadan bulursunuz ama adamın gelişmişte 20 tane alt yaş kategorisi milli maçı vardır. 50 tane A takım seviyesinde evet. maçı var. Şimdi bu adama deneyimsiz diyemiyorum. Ama oyuncu var. 30 yaşına gelmiş, son iki sezonunda 10 tane maça çıkabilmiş, sakatlıklar vesaire Sırf deneyimli diye, sırf Avrupa'da daha fazla maçı var diye ben bu 30'luk oyuncu yerine diğerini tercih etmeyi yeğlerim. Ama tabii ki de e, teknik direktör bakış açısı, sportif direktör bakış açısı biraz daha farklı olabiliyor. Bir de şöyle bir durum da var, ligimiz Avrupa'nın en sert ligi, en fazla faal yapılan ligi en ve böylesine lig. en temaslı lig ve en ölçümlenmeyen lig. Bu ne anlama geliyor? Sakatlıklar çok fazla bizim ligimizde. darbeye bağlı sakatlıklar da çok fazla. Çünkü çok fazla faal yapılıyor. Darbeli ve darbesi sakatlıkların bu kadar fazla olduğu bir ligde 30 yaş üstü oyuncular eğer fiziki olarak kendilerini 25'lerinde gibi saklamamışlarsa çünkü oyuncu Atiba mesela Atiba'nın bence oyun yaşı 28-29. Evet. Fizik yaşı öyle. Cristiano Ronaldo'ya baksak belki 25-30 arasında çıkacak yine. Ama oyuncu var 30 yaşında 35 fiziğine sahip bakmamış kendine. Şimdi bunu iyi hesaplamadan yapılacak transfer, e, buraya deneyimli de getirirsiniz, 6 ay sakat geçirir. Avrupa'da da oynatamazsın. Tabii. Ama Hı. birazcık bu durumda Türkiye Ligi bu yaş grupları için eğer doğru da e, hesap kitap yapılmıyorsa çok riskli. Yani. O yüzden de zaten çoğu bizim lige gelip bakalım mesela son 5-10 yıla bakalım. Bizim ligimize gelip kariyerinde son 4-5 sezonda hiç sakatlık yaşamayan oyuncuların bizim ligimize gelir gelmez 3-5 maç içinde sakatlandığını görüyoruz. Bu bence bir soru işareti. O zaman bir de e, Antalya'da ekip arkadaşlarımız birbirinden güzel ve özel işlere imza atıyorlar. Cünce Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. Bakalım neler söylemiş Ferdi dün hem kariyerine dair hem de Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına dair. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Ferdi Kazoğlu. Fenerbahçe'nin e, yıldız futbolcusu. Amili takımda da yıldız adaylarımızdan biri. İnşallah önümüzdeki İnşallah. sezonlarda da. Yani Fenerbahçe kadrosunun evet. içerisindeki en değerli ürün bence Ferdi. E, hala gelişmesi devam eden, hala yukarıya doğru çıkışı devam eden bir oyuncu. Birkaç bölgede birden oynatabileceğiniz ciğerden oynayan deyim yerindeyse bir oyuncu en değerli ürünün ve pazarlanabilecek en önemli ürünün olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ferdi özellikle ilk yılının çok zorluğu geçtiğini söyledi ama sonrası için de özellikle mevkisinin değişmesi baştan yeni bir futbolcu sanki ortaya çıkmış gibi bir Ferdi izledik biz. Back performansıyla. Bunun da altın çizdi. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim dedi. Benim için gol atmak kadar asist yapmak, arkadaşlarıma gol attırmakta oldukça önemli dedi. Biraz bu gelişim üzerinden konuşalım. Sonra transfere dair söylediklerini de altını çizelim. Tabii ki. Şimdi gelişime açık bir oyuncu ve yaşı itibariyle bir de şu da bir gerçek. E, oyunlamak istiyor. Şimdi oyuncu var, mevkisi dışında oynamak istemez ve e, ne çıkar ortaya? Oynatmak istersin, oynamaz adam, oynatamazsın ve kenarda tutmak zorunda kalır. Ama orada bir mevki boşluğu vardır. Ferdi şöyle bakıyor olaya, Hangi pozisyon olursa olsun oynarım, sağda olayım yeter ki. Özgüveni var. Performans veriyor vermiyor kısmı başka mevkilerde tartışılır. Ancak e, oynama arzusu çok net bir şekilde ortaya evet. çıkıyor zaten. Ve Fenerbahçe'de de aldığı süre özellikle şu anda e, Jesus'la birlikte daha da fazlalaşacak gibi gözüküyor. Şu bu saatten sonra ben e, bir sakatlık durumu olmadığı sürece Ferdi'nin e, neredeyse tüm maçlarda oynama ihtimali yüksek buluyorum. Değer konusunda ben de katılıyorum bir tabiriyle. Yani e, elinizde bir değer var ve bu değer e, şu anda Arda ile birlikte takımı en fazla e, bonservis kazandırabilecek isimlerden bir evet. tanesi durumunda. O yüzden de Fenerbahçe'deki gelişimi e, böyle giderse şu an çok ciddi evet. bir Napoli iddiaları zaten var. E, o yüzden de bir e, Yine çift taneli rakamlarda oyuncu satışı Fenerbahçe'den gelebilir. Ve iki tane Avrupa Kupası maçı oynayıp da orada da bu izleri hı hı. bırakırsa oynadığı takımların ülkelerinde izlenebilir olmaya başlayınca başka bir değer çıkacak ortaya. Bir de bu çocuğun e, başladığı zaman büstü belden yukarısı zayıftı. Kalçayı dayayan devirebiliyordu Ferdi'yi. Şimdi nasıl güçlendi? Hı. Kalçası da güçlendi, baldırları da ve büstü de güçlendi. Şimdi o dayadımı deviriyor. Böyle bir güç kazanırken kalınlaşmadı. O yüzden hızını kaybetmedi. Da o yönde abi zaten. Evet. Yani fiziksel gücün önemine evet. vuruyor ya söylemleri. Evet. Hızı ve kuvveti devam ediyor. Öyle bir hale geldi ki ferdi yazıyorsunuz, etrafına takım yapıyorsunuz gibi bir durum oluştu. Ki olmadığı maçlarda da yokluğu hissediliyor. Çok Üstelik. az olmadığı evet. maç Hemen hemen hepsinde var söylediği gibi her yerde her şekilde oynamak istiyor sağ bek sol bek sol açık sağ açık forvet arkası e, forvetin ucunda da bir penaltı kazandırdı tek başına tornavida evet, evet. gibi girdi kalenin içine kadar gidiyordu mecburi düşürdüler yapacak başka hiçbir yoksa golü atıyordu yani öyle bir yetenekten bahsediyoruz çok katkısı var. Şimdi tabii e, transfer haberleri son dönemde e, ay yuka çıkmış durumda Ferdi ile ilgili. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul da bizzat kendisine sordu bu soruyu. E, verdiği cevap tabii politik bir cevap Ferdi'nin. E, şu an e, takımıma odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe'nin başarısından başka e, bir şey düşünmüyoruz e, açıklamasını yaptı. Ama e, görünen o ki Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu belki devresiz transfer döneminde değil ama bir Avrupa daki o serüven nasıl tamamlanacak? E, şampiyonlukla bittiği takdirde sezon Ferdi'yi çok iyi rakamlara <laughs> satışını gerçekleştirebilecektir. Değerini bulmadan da satmayacaktır ki geride bıraktığımız sezonlarda bunu gördük. Yani gerçek satmak zorunda gibi gözüküyor. Çünkü bugünkü ekonomide siz e, yeni ferdi şimdi elinizdeki değeri mümkün olduğunca yüksek bir rakama satıp Mümkün olduğunca düşük bir rakama yeni ferdiler, yeni ardalar bulup onları da değeri ulaşınca satmanız gerekiyor. Böyle tabii. maç günü gelirleriyle, tribün gelirleriyle, işte store gelirleriyle forma satarak, forma satarak, forma satarak finansal anlamda düzlüğe çıkılamayacağını artık malumun değil. Biliyoruz zaten. O yüzden de siz ferdi 20 milyon euro mu satış? Yeni ferdi. Yani 20 milyonu sattın, 2'ye bulmaya çalışacaksın. 18 kar gibi bakacaksın. Ne yaptın? İşte e, gittin Kim Jae'yi sattın. Oradan bir gelir elde ettin. Daha ucuza bir savunma attı, ayarladın. Arası kar. Zaten artık burayı biraz ticarethane gibi düşünmek zorundasınız evet. ve burada bugün baktığımız zaman milyarlarca liralık bir borç varsa, bugün 20 milyon euroluk bir satışın karşılığı neredeyse 400 milyon TL. Evet. O yüzden satmak zorundasınız. Evet. Bir anda devre devri arasında hemen verdi birisi parayı, ferdiği aldı, gitti. Olursa Avrupa'yı da gözden çıkarttığınız düşünülebilir sadece lige konsantresiniz. Hmm. Ferdisiz de güç kaybına uğrayabilecek bir Fenerbahçe oyunundan bahsedebiliriz. Tabii şöyle bir durum var. Ferdi bugün parlamadı sadece. Ferdi Hollanda altyapısındayken evet, de böyleydi. Bir değer var. Yani evet. Ferdi devre arasında 20 milyon euro satmasanız bile yazın yine bulacak o alıcısını. Çünkü bir değer var. Yani Allah göstermesin çok ciddi bir sakatlık yaşamadı sürece. E, Luyendam'a da Galatasaray bu sorunu evet. yaşamıştı. Yaşamadığı sürece Allah yaz transfer döneminde de devre arasında aldığı teklifin aynısını alacaktır. Belki daha evet. fazlasını alacaktır. Çünkü Ümit abim de bahsettiği gibi Avrupa arenası var. Şubat ayında, Mart ayında ve Fenerbahçe şu an e, bence Avrupa'da bir finalist adayıdır. Oynadı tabii, oyunda. Tabii. Ve eğer ki öyle bir final şansı olursa, kupayı alamasa bile o finale çıkartan oyuncuların hepsi vitrine çıkacak. Bugün bu ligin şampiyon takımlarının bile e, oyuncuları tabiri caizse talan ediliyor ligimizin şampiyonları evet. e, Beşiktaş şampiyonlarla gruplarından namalip çıktı çıkmasıyla birlikte Cenk Tosun 27 milyon liralık teklif aldı bu evet. iş böyle o Bak, yüzden de e, biraz ağır parası önemli. kaynaktan gelen iki oyuncudan e, biri Ferdi nerelere çıktı nasıl bir piyasa oluşturdu nasıl bahsediyoruz diğeri Oğuzhan yok olup gitti Kaynak aynıydı. Çıkış noktaları belki çok benziyordu. Ama o yok olup gitti. E, o gücü, o flaşı çakamadı. Gösteremedi ki Avrupa Kupası maçlarında şans bulan bir oyuncuydu. Ama neden o olmadı? Bu oldu. Çok da evet fırsat ki, verildi. Evet. Çok da oynadı. Çok verildi. Çok da tartışıldı. O kadar fırsat evet. bulması doğru mu diye de çok tartıştık yani.